Selam, yeni bir Aralog'dan da hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün saçlarımın yağlı oluşunu zaten görüyorsunuz. Bu da işte 2 gündür saçımı sürekli ellememden, yağmurda ıslanmasından falan kaynaklı. Yoksa daha benim saçım yağlanmazdı. Çok çabuk yağlanan bir saçım yok. Bugün duşa gireceğim. O yüzden dedim ki yağ süreyim dedim. Şimdi o yüzden de geçen bakmıştık ya, avokado yağı bulmuştuk. Onu süreceğim saçıma. Bayağıdır sürmüyorum. Avokado yağının da bayağı faydaları var arkadaşlar. Şimdi sürerken size söylerim. Ben zaten faydalı olduğunu biliyorum ama size daha güzel sunabilmek için telefondan da açtım. Bir yandan sürelim, bir yandan okuyalım. Ben de bayağı bakmıyorum. Saçı parlattığını, işte vitaminleri sayesinde saç derisini beslediğini vesaire biliyorum. Onun dışında şimdi beraber okuyacağız. İçinde biyotin, B5, vitamini, E vitamini varmış. Bunlar da saç sağlığını destekliyormuş. Ayrıca da avokado yağı nemlendirici özelliği olarak da bilinen bir yağmış. Saçların ihtiyacı olan nemi sağlar ve bu sayede saçı onarır ve güçlendirir diyor. O zaman uçlarına da süreceğiz. Tek olarak da kullanabilirsiniz diyor. Diğer yağlarla da karıştırarak da kullanabilirsiniz diyor. Saç uzatmak için kullanacaksanız bademle ve Hindistan cevizi yağını zeytinyağı ile birlikte karıştırın diyor. O şekilde uygulayın diyor. Yarım saat bekleyip şampuanlayın diyor. Size de açıklama kısmına ve yorumlara linkini eklerim mutlaka. Öncelikle saçımı taradım gördüğünüz gibi. Ve dipten taradım. Diplerimdeki kan dolaşımını hızlandırdım ki yağ daha faydalı olsun. Önce şöyle diplerime süreceğim. Sonra da uçlarıma sürüp topuz yapacağım. Evet arkadaşlar, sürdüm. Topuzumu da yaptım sımsıkı. Şu an bu saçımda beklerken hemen yemeğimi yapmaya gidiyorum. Yani mutfağa geçiyoruz. Hadi birlikte pırasa yemeği yapalım. Emre pırasa yemeği diye tutturdu bana. Ne kadar seviyormuş meğer pırasayı. Gerçi göçmenler pırasa sever. Aa, bugün şurada mı yapsak? Şöyle aydınlıkta. Bugün burada yapalım doğrama işlemlerimizi. Ay, beyaz tezgah ne güzelmiş aşkım. Böyle şu an kamerada beyaz çıkıyor ya. Hoşuma gitti. Şimdi bunun bu kısmı çok kalın. Bunu bence ikiye bölmeliyim. Şöyle şöyle dilimleyeceğim. Masa beyaz falan mı diyorsun? Evet aşkım. Baksana kamerada çok böyle aydınlık çıkıyor. Sade çıkıyor değil mi? Evet. Ya beyaz olacak ya siyah olacak. Ya bizim orada mutfağın tezgahı da beyaz tonlarında ama desenli ya. Hı hı. Ama desenli olması da tabii iyi. Kiri göstermiyor. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bir pırasa, bir de havuçla yapacağım. Çünkü biz iki kişi olduğumuz için bitmiyor. Ve bitmeyince de ertesi gün yenmiyor. Farklı bir şeyler yesimiz geliyor. O yüzden az yapıyorum. Evet, domates rendemi çıkarttım. Zeytinyağı koyuyorum. Şöyle yüz yüze gelelim bu tiple. Şimdi domates rendemden koyuyorum. Bununla da yarın bir şeyler yaparız. Şimdi bu birazcık kızarsın. Yani çok az bir şey, böyle kavuracağız onu. Sonra havuçları atacağız. Havuçlar biraz daha geç pişiyor çünkü. Sonra pırasalarını atacağız. En son işte pirincin suyunu koyacağız falan filan. Hazır olacak. Emre geçen iki kere falan yaptım bu arada evlendikten sonra pırasayı. Şu an üçüncü yapışım. Emre bayağı sevdi. Geçen markette işte gördüğünüz pırasa al falan dedi bana. Son olarak pirincini ve suyunu da ekledim. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi artık kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişecek. Ağzını da kapatalım. Hazır. Bunu bekliyoruz artık. Bu arada bugün ablamlar da gelecek. Ve ben iki gündür Instagram'da Reels paylaşıyorum. Takip edenler zaten görmüşlerdir ama takip etmediyseniz de görmediyseniz de takip edebilirsiniz beni Instagram'dan. Artık böyle sık sık Reels'lar paylaşmayı düşünüyorum. Ya anlama kadar da inmiş. Neyse. Orada sıcak çikolata yapmıştım. Ablam sıcak çikolata istemiş. Yorum yazmış ben de istiyorum diye. Evde de süt kalmadı. Şimdi markete çıkıp bir süt falan alırız. Sıcak çikolata yaparız onlar geldiğinde de. Yani onlar da bir 2 saat sonra falan gelirler herhalde diye düşünüyorum. Yemekten sonra geleceğiz dediler. Markete gidip gelene kadar yemeğim olmuş arkadaşlar. Size şimdi servis ederken göstereceğim. Marketten de neler aldık. Şöyle patlamış mısır aldık. Yarın için tavuk aldım. Bunu alta koyacağım direkt çünkü yarın yapacağım. Mantar almıştık ya, mantarlı yapacağım. Sonra şöyle garnitür aldım. Onu da yarın kullanırız ve
çerez aldım. Şimdi asıl amacımız buydu. Süt almak. Bir de bu var. Bir de domatesimiz bitmiş. Domates aldım. Şimdi domatesleri hemen yerine koyacağım. Yoksa biliyorsunuz dağılıyor. Hazır. O zaman yemeğe hazırlayayım mı aşkım? Acıktın mı? Tamam. Üründen tatlılarımız. Ama bira bardağında. Sabah kalktığımızdan beri yağmur yağıyor arkadaşlar. Artık benim içim dışıma çıktı. Yağmur görmekten. Güneşli havaya hasret kaldık ya. Bu arada ben Harry Potter izlemek istiyorum. Ama Emre açmıyor. Artık büyüdüğümüzü ben kabul edemiyorum. Ama Emre büyüdüğümüzü kabullenmiş olmalı. Ama benim için Harry Potter hiçbir zaman değişmeyecek bir aşktır. Ya birlikte Harry Potter izleyemeyeceksen ben niye evlendim ki? Ama yaklaşık birlikte 10 kez falan izledik ya. 10 olmadı. 10 kere izlemedik, tamam mı? Ama yılbaşı yaklaşırken Harry Potter izlenir. Hello! Hello! Ablam geldi. Şimdi salonda onun kamerasına çektik. Aynen, bir değişik oldu ya ama bu kadar aydınlık çekmiyor işte benimki. Ama şu an buradaki ışıklar açıyor. Kışları keşke burada çekeydim ben de. Dur açayım. Biraz, olsun. Birazdan çekerim burada da. Ama yılbaşı konsepti. Karanlık olması şart. Evet. Artık idare edelim. Enişteniz de burada. Ana Ares'in babası. Ama o benim enişte. Evet. Ares'in babasından almışsın sen de. Hem de birkaç tane almışsın. İndirimde miydi bunlar? Kurum. Ondan ama işte şey aldık. 3 kiloluk aldık kanka. Hem ağzını açmadık. Az aldınız. Çünkü hesapladık. Şu an bizde 12 kilo var. 12 kilosu 210 liraya geldi. 10 kiloluğu 240 liraydı. Bizde mikrofonlarda indirim vardı. Biz de dedik ki daha mantıklı, kilitli. Şimdi bir tanesini açıp bitireceğiz. Diğerini açacağız. Bayatlamayacak da. 12 tamam. Kilosu 210 liraya gelmiş. Verilmemesi gereken mamalara baktım. Onların içinde yoktu. 30 tane böyle mamayı kötülemişler. Goodie var değil mi başta? Goodie var. Evet, o çok kötü diyorlar. Kanka bu tatlıdan kaldı mı? Yukarı bir tane kaldı. Of. Güzel yedim o. Of. O tatma demem bana. Çok güzel. Ama çıkar dolaptan. Ama ben de tuzlu kurabiye yaptım. Evet. Hemen göstereyim mi? Göster tabii ki. Senin takipçilerine de göstereyim. Gerçi seninki benimki aynı da. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Tuzlu kurabiye yaptım. Tarifini kanalından izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Böyle şekilli şeylerim vardı tavukları. Hiç denememiştim. İlk defa tuzlu kurabiye yaptım kanka evlendiğimden beri. Evet kanka sen hiç yapmadın. Hiç şekerli şeyler yapıyorsun. Kek, mek hani. Evet. Aynen öyle. Sünger gibi böyle. İyi oldu ya. Aynen. Bir de bozulmuyor bu. Bayatlamayan. Sirkeli kurabiye. Ha sirkeli mi yaptın? Evet. En sevdiğim. Yemek istemez miydin bir tane? Şu an değil kanka. Çok tokum ya. Ya. Yemekten yeni kalktık gerçi ya. Gerçi biz de yedik bugün. Bir de çok şiştim kanka. Çok ben de şiştim işte. Abarttık biraz. Aynen. Biz de. Pırasa yemeği yaptım. Emre çıkarıyor pırasa yemeği. Pirinçli mi yaptın? Ha bak onu da yiyeceksen tabii. Aa hiç iyi. Valla tadına bakıyorum sadece biraz. Aynen. Öyle ya. Şu bulaşıkları yerleştirelim. Sonra bir şeyler hazırlayacağız. Evet. Sonra bahçede artık. Otururuz, ederiz. Aynen. Patlamış mısır falan aldım. Tamam. Şey yapabiliriz. Film gecesi gibi. Evet. Bize tabağa ihtiyacın ne varsa ben getiririm. Evden de. Olabilir. Büyük ihtimalle olacak. Aynen. Birazları falan. Ben almayı düşünüyordum ama. Hiç alma gerek yok. Getiririm ben, kullanırız burada. IKEA'dan meze tabağı aldım. Çok güzel. Valla? Evet. Gri. Böyle dümdüz kanka. Hiçbir şekilde desen yok. En güzel ya. Şu renkte işte. Sıcak bastı kız. Bir de cam da açık he. Ona rağmen. Evet. Şu tencere kısmını değiştireceğim ben. Zaten birkaç haftamız kaldı ama. Evet. Sen benim saçıma baksana. Saçım dağıldı benim biraz da. Ben de yağ sürdüm, bekliyordum. Duşa girerim diye düşünmüştüm ben şimdi gelmeden. Aynen. Ama yetişemedim. Selam canım. Enişte benim.
selam. Ne yapıyorsun aşkım? İyi canım, sen ne yapıyorsun? Oh, ıslak ıslak gelmiş direkt bizi görmeye. Bekletmeyen gelir. Oh, yerim senin mis kokulu. Ne güzel kokmuşsun öyle. Tarifinde tutmuşum. Bir Türk kahvesiyle başlayalım. Sonra hemen ardından, hız kesmeden, sıcak çikolata. Sıcak çikolata, çay mı? Çay, yanına kurabiye yaptım dedin ya. Bakayım ben bir tadına ya. Tadı çok iyi kanka, seveceksin zaten de. Ben çok şiştiğim için, burası yemeğinden dolayı yiyemedim. Ben daha bir yiyeyim. Evet, hazır. Şöyle bir şeyler hazırladık. Cips. Evet. Ablam kurabiye yapmış bakın. Göstermiş miydin benim kamerada? Gösterdim. Beynim yandı. Bir de böyle çerez falan koyduk. Ama önce kahvelerimizi içeceğiz. Siz tabii başladınız cipse. Bu meşhur... Biber cipsi. Aynen. Biberin içine soktuğumuz. O. Emre de duştan çıktı. Evet. Saç baş dağınık. Benim de girmem lazım. Ablam da çekim sırası bekliyor. Hadi bitir de ben çekeyim der gibi bakıyor. Tamam. Açık mı daha şu an? Açık mı? Bir de. Hadi tamam. Kapatıyorum. Hadi. Hadi bay. Bay bay. Abi öne çıkarttım. Sen niye orada sıkıştın? Dalı getir şuraya. Senin orada oturuyor ya. Senin orada oturuyor. Onun da daha çok sıkışacağım. Geç istiyorsan. Daha çok sıkışacağım orada. Ben tek kaldım yani orada. Ama yiyecekler orada değil güzel. Aşk karın doyurmuyor. Kız yemeğin yanında oturuyor. Yemek karın doyurmuyor. Tamam. Bakıyor musun şu an? Ben kasaba tuttum dedim Emre'ye en başında. Bir de adam buldular herhalde. Ya, Allah Allah. Sıcak çikolatayı yapacağız. Ben saçımı ısrarla evet. Yıkamıyorum yalnız. Boşver yıkama. Ben anlamadım bile biliyor musun yağlı olduğunu. Avokado yağı var şu an kafamda. Şöyle iki tane granit. Tava mı denir? Tepsitlik. Sosluk. Ya da evet sosluk. Evet. Ama neden böyle kutusu? Laktozsuz. Biz onu alıyoruz kanka. Sindirimi daha güzel oluyor. Hmm. Şişlik yapmıyor. Sonra Kinder ve bende şöyle bitter var. Bunları Kinder reklamı. Benim çektiğim bir rüzgar aklıma. Bunları şu küçük olan sosluğun içine kırıyorum. Tamam. Ama onu mu yapmıştın sen? Spagettini de atama içine. Evet. Evet bunu da yapmıştım. Biri bu çikolata mıydı? Sanki bitter çikolata gibi. Kinder de vardı, bitter de vardı. He, şimdi bundan okay. Da koyacağım. Aynılarını yapıyorsun değil mi ondakileri? Ne? Dünkü yaptığımın aynısını yapıyorum. Tamam. Dünkü videoyu ben bunu yapmadan önce bitirmiştim arkadaşlar. O yüzden dünkü videoda çekememiştim. Bize de nasip oldu. Çok iyi oldu. Biz bugün normalde içmezdik dün içtiğimiz için. E tabii canım üst üste sıcak çikolata mı içeceğiz? Siz geldiniz diye yapıyorum şu an. Bu bitter mi? Evet o bitter. Tamam, 60 şey. Ben de öğreneyim. Şşş çok güzel. Hepimiz öğreniyoruz. Şu bardaklara yapalım. Evet. Evet evet iyi ya. Çünkü çok şiştik zaten. Habire bir şeyler yiyoruz gene. Aynen işte. Sürekli yiyoruz. Çok gelecek. İçimi çok kolay. Olurum olmadı. Rahat. Evet. Hmm. Ben A101'e gidiyorum ama. BİM'e gitmiyor ki süt almak için. Ama evet sana A101. Biraz uzak kalıyor da. Çikolatayı siz karar verin. Yani daha yoğun çikolatalı istiyorsanız daha çok koyabilirsiniz çikolatasını. Evet. Ben bu şekilde koydum. Bunu şimdi de süt biraz kaynadıktan sonra bunu da içinde şey yapacağım, eriteceğim çikolatayı. Ben Mary söyledim. Yok ben Mary değil. Onu yazmışlar özellikle, onu söyleyecektim. Reels'a yazan çok olmuş. Hı hı. Ben o usulü biliyorum arkadaşlar işte. Altta tencereyi kaynatıyorsun, onun ısısını yukarıda eritiyorsun. He. Normalde direkt ocakta böyle olmuyor. Yani. Daha pürüzsüz oluyormuş. Ama pürüzsüz olması benim için önemli değil. Evet. Çünkü bunu ben çikolata olarak kullanmayacağım. Bunu ben sütün içine katacağım. Zaten homojen olarak dağılıyor sıcaklığıyla birlikte. O yüzden ben bu şekilde eritiyorum. Ve bir sıkıntı olmuyor. Yanmadı da. Çikolata yanar falan demişler. Hiçbir şekilde çikolata da yanmadı. Çünkü içine süt koydum. Ama siz öyle de yapabilirsiniz isterseniz. He size kalmış o. O size kalmış. Saat çabuk geçti bak yine buraya geldik. Kaç oldu? Benim için saat çabuk geçiyor. 9'a geliyor şu an. Ya. 11 gibi kalkarız biz. Evet saat. Niye? Kanka sen ne çok doldu. Demin 6'ydı saat. Ben de anlamıyorum kanka. Evde saat geçmiyor. Burada saat geçiyor. Birlikte olunca i̇şte geçiyor. İnsan sevdikleriyle birlikte olunca zaman çabuk geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Evet. Canım benim. Ah oh, canımın içi. Ablam bana trip atıyor arkadaşlar. Niye ki? Aramıyorum diye. Yasak çekim yapılıyor. Aa! İnanmıyorum. Yasak çekim yapılıyor. Çekimin içinde çekim yapılıyor. Ama gizleyemiyorsun. Sesi var çünkü kameranın. Ben çekimdeyim diye bağırıyor. Bağırıyor vallahi. Yeah. Aşkım benim ya. Çok yardımcı çok oluyor. Ben bazen unutuyorum bir şey çekeceğim ya. Geliyor hemen açıveriyor kamerayı. Değil mi? Aramıyorum beni diye trip atıyor bana. Ha, evet. Kızıyorum o yüzden.
Arkadaşlar şuna şey diyeyim. Bir gece öncesinde konuşuyoruz. Ertesi gün öğlen bana mesaj, beni niye aramıyor? Evet. At, yazıyor. Ben arıyorum. Hep ben arıyorum ama ne yapayım? Ama sen arıyorsun işte yani. Ben belki de seni arayacağım, sen arıyorsun beni. Hayır, ben günde iki kere arıyorum. Sen ablasın. Arayacağım saatleri bildiğim için ama içime doğuyor yani. Kardeşimi aramam gerekiyormuş gibi böyle hissediyorum. Sen ablasın işte. Ama olmaz. Ablalık içgüdüsü. Azıcık kardeşler de aramalı bence. Ablalık içgüdüsü. Ben bayramdan bayrama elini öpmeye gelirim. Bayram mesajı Almanya'ya gidince. Bayramın mübarek olsun abla. Cuma mesajı. Onu da toplatarken seni de aradan seçeceğim. Bak ya. Görüyorsunuz mu? Şaka yapıyor be. Canım benim. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Bizim aramızda öyle arıyor aramıyor muhabbet olmaz zaten. Tabii ki. Tabii ki de trip atacağız. Hep sevecek halimiz yok birbirimize. Sonra bunu da bunun içine katacağız. Birazcık daha ısıtacağız. Bitti. Bitti o kadar. Sorun kırılacak. Ama çok lezzetli. Bakın asıl olay şu arkadaşlar. Önemli olan oydu. Son kez süsleyoruz şu an. Aynen. Süsleme kısmı en sevdiğim. Evet. Çay koyuyoruz. Evet. Bir yandan konuşuyoruz ablamla. Sohbet muhabbet. Aynen. Ben de lavabonun üstünü toparladım. Tertemiz oldu. Evet. Rutin. Akşam rutini. Klasik bak. Ben birazcık bakalım. Bayağıdır böyle bir şey yapmıyordum kanka. Biz normalde saplı bardakta içiyoruz ya. Oo, çok ciks. Değil mi? Çok enteresan durdu. Güzel durdu. Evet, çok severim ahşap şeylerde. Şimdi kendimi yeni gelin gibi hissettim işte. Evet. İşte. Dedik ki şu dolapla şu dolabı yer değiştirelim. Bunu hep yapmak istiyordum. Aslında ben komple bütün dolaplarımı böyle temizleyip silmek istiyorum. Çünkü girdiğinden beri yapmadım. Yani iki aydır falan hiç ellemedim dolapları. Kapaklarının dışlarına bazen böyle el izleri çıkıyor ya, orayı siliyordum. Yani oraya deterjanları işte... Saklama kaplarını, plastikleri falan o dolap yapacağım. Tencereleri de lavabonun altına koyacağım. Nasıl fikir bilmiyorum. Ama orada tencerelerde bak o arkaya gidiyor. Kör nokta var orada. Göremiyorsun. Yani buradakileri böyle içine çıkartıp oradakileri almam için öndekileri çıkartmam gerekiyor işte. Bunu düdüklüğü ver bakalım. Bunu sonra bittikçe kullanıyorsun. Aynen kanka. En sona koyalım. Bunu en başa. Şuraya. Aynen. Bu da arada bir gelip yokluyor. Kapıyı açtı fark ettin mi? Aynen. Merak ediyor nasıl olur. Bak ne kadar güzel borcamlarım varmış. Orada en sondaydı ya bunlar, görmüyordum kanka. Mutfakta ne yapıyorsun? Saçları mı yıkıyorsun? Hayır kanka, onunla şey yapıyorum. Bezleri falan yıkıyorum. Yağ çözdü, acele yıkadıktan sonra acele kokmasın diye şampuanla yıkıyorum. Delirmiş bu ya. Sevim kardeşim, bilinmeyen huylar ortaya çıktı. Bakın burada iki katlı tencereler duruyordu. Şu an burada saklama kapları hemen elimin altında, rende falan. Burada işte süzgeçler falan var. Bunları da sürekli kullanıyorum zaten, çok iyi oldu. Burada da direkt yine elimin altındaki kullandığım deterjanlar var. Şuraya sünger vardı şurada. Onu da devamında koyalım. Evet, saçlarımdan kurtuldum. Yağlı saçlarımdan. Ablamlar gitti. Hemen duş attım kendimi. Ve şimdi burnuma şu Bim'in burun bandından yapacağım. Bu en iyi burun bandı Bim'inki bence. Yapıştırdım. Tamam. Bayağıdır burun bandı yapmıyordum. Normal sıktırma şeyiyle sıktırıyordum. Böyle ince uzun oluyor ya. Onunla yapıyordum. Yüzümün geri kalan şu lekelerin olduğu kısımlara da kırmızı peeling maske yapacağım. Komple. Normalde sadece lekeli bölümlere yapıyordum. Şöyle bütün yüzüme bir süresim geldi bunun. Bunu zaten şimdi 5-10 dakika falan bekleteceğim. Çok bekletmiyorum ben. Kimyasal bir şey sonuçta. Biraz anlamadı birazcık. Bu aslında serum şeklinde ama maske. Yani bunu yıkamamız gerekiyor. Ve sürülen yerleri kurutuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Göz altımıza da denk getirmemeye çalışın. Şu gözümün de içi şey olmuş. Kararmış. Şimdi çok az bekleyeceğim, dediğim gibi 5-10 dakika kadar sonra yıkayacağım. Kullandığım ürünleri açıklama kısmına ekleyeceğim, artık alıştınız bence, söylememe gerek yok. Bu süngerler inanılmaz kullanışlı arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Kil maskesini falan, her şeyi en kolay çıkartan bu. O yüzden bunun linkini mutlaka ekleyeceğim. Yuvarlak olanı var, renk renk, büyüklükleri farklı olanlar var. Bundan mutlaka alın ya. Hem çok uygun fiyatlı hem de çok kullanışlı. Şu da düştü düşecek. Böyle eğreti duruyorum.
Biraz avokado yağını bol keseden tutmuşum arkadaşlar. Arındı mı saçımdan hiç bilmiyorum. Mutfaktaki alt rafı yaptık ya arkadaşlar. Orası da çok içime sindi. Orayı bayağıdır düşünüyordum yapmayı. Bugün ablam gelince birlikte yapmış olduk. İyi oldu. Vallahi gıcır gıcır olmuş saçım. Ve çok güzel. Hani böyle nemli. Gıcır gıcırdan kastım da kuruluktan değil. Nemini çok güzel almış avokado yağının. Rozumuzu da sormuştunuz bu arada. Ama ben onların linkini bulamadım. Aynen Madame Coco'dan. Emre lacivert aldı. Ben beyaz. Ben baktım Trendyol'da yoktu. Hala yok mu bilmiyorum. Tekrardan bir bakarım isterseniz. Çünkü hani çeyiz düzecek olanlar var. Onlar da benden böyle birkaç şey istiyorlar. Tekrardan o eşyaları toplayacağız ya. O geliyor aklıma sürekli. Kolilere. Kolilerin çoğunu atmamıştım. Böyle kötü olanları atmıştım sadece. Aşağıda depoda hepsi. Bütün eşyalarımı tekrardan dolduracağız. Neyi götürsem, neyi götürmesem o kadar kararsızım ki bu konuda. Ve sizinle bu süreci paylaştığım için de çok mutluyum bu arada. Çünkü hani bir yerde kafam, beynim veya vücudum stop verebilir. Ama veremiyor. Sizden enerji alıyor, güç alıyor. Sizinle birlikte yapıyormuşuz gibi geliyor her şeyi. Yani bir kamera sonuç olarak ama psikolojik olarak nasıl bir şeyse artık bize etkilediği şey. Sizlerden de bana çok yazan oluyor zaten sanki 40 yıllık arkadaşımmışsın gibi diye. Harbiden öyle yani. Ben de sizinle paylaştıkça bir şeyler gerçekten paylaştıkça çoğalıyor ya. Çirkinlik paylaşırsan çirkinlik çoğalır. Mutluluk paylaşırsan da mutluluk çoğalır. Size onu yapmaya çalışıyorum ama yapmacık olmadan tabii. Çünkü hangimiz günün 24 saati gülümseyebilir? Hangimiz? Bunu zaten öncesinde de söylemiştim. Hani bu bana yapmacık geliyor. Ben sürekli gülen insandan korkarım mesela. Günlük hayatımda da böyle karşılaştığımda. O kişi çok neşeliyse zaten altından mutlaka bir şey çıkıyor arkadaşlar. Çocukluk travması olabilir. Yani çocukluk dersi vardı mesela sadece. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik diye. Böyle her dönem farklı dersler alıyordu. Yaşadığımız dönemde insanların yaptıkları hareketlerle işte çocukluktaki bağlantılarını falan söylüyorlardı. Sürekli neşeli olduğunda da insanın bir problem olduğu çıkıyor yani. O yüzden işte bana çok bazen sertsin diyen oluyor. Geçen hatta takipçim yazmış, mesaj atmış bana. Emre ile bizim buluşurken benim hazırlandığım bir video var. O video benim ne hikmetse patladı arkadaşlar. Ana sayfaya düştü. O zaman çok üzülmüştüm düştü diye. Çünkü telefonla çekmiştim. Hiç özenerek çekmemiştim. Ve gitti o video keşfete düştü. Ve beni o videoyla tanıyan çok insan oldu. Geçenlerde de o videonun paylaştığım dönemlerde attığım postu paylaştım story'de. Herkes yazmış ki ben seni bu videoyla tanıdım. Birisi demiş ki çok höt höt bir insan. İşte biraz ağır bir insan falan diye böyle düşünmüştüm. Ama izledikçe farklı olduğunu anladım. Pamuk şeker gibisin şimdi falan filan. O zamanların acemiliği var arkadaşlar tabii ki. Bu da bir etki. Yanlış yansıtmıyorum yani. Neysem onu gösteriyorum. Hatta bu olay söyledim mi daha önce bilmiyorum. Ben saçımı boyuyordum. Şimdi kanalımda o videolar yok. Onları sildim yani gizledim, arşivledim daha doğrusu. Hepsi milyon izlendi. Bayağı hepsi hani çok izlendi. Bana hani getirisi de güzeldi açıkçası. Ama onları çoğunu gizledim. Gelirimi de yarı yarıya düşürdüm diyebilirim. Ama benim için hiç önemli değil. Çünkü ben sadece bir şey için beni izleyip bu kanaldan gitsin istemiyorum insanları. Hayatıma dahil etmek istiyorum. Her zaman sizin olmak istiyorum. O yüzden o videoları gizledim arkadaşlar. Zaten artık kendim de boyamıyorum saçlarımı. Eğer ki bir saç boyama kanalı veya bir kuaför olsaydım tabii ki gizlemezdim. Ama ben bir vlog kanalıyım. Bana takipçi kazandırdı. İşte şu an 75 bin takipçi var. Ama aktif takipçi sayısına baksanız belki 50 bindir. O yüzden o videoları gizledim. Neyse konumuz o değil. O videolarım çok izlendikten sonra YouTube'da belli başlı kişiler vardır. İşte saçını boyayan, saçını yakan, işte düzelten falan filan. Bildiğiniz isimler var. Benim bildiğim birkaç isim var. Aklımda olan Büşra var mesela şu anda. Başka da gelmedi şu an aklıma. Neyse o dönem San Kuaför'ün YouTube kanalında evde boya yapanların videolarını eleştiren videolar çekiliyordu. Hiç unutmam, takipçim atmış bana da Sevim işte senden bahsetmişler falan diye. Ben takip etmiyorum çünkü açıkçası izleyip bütün videolarını takip etmiyordum San Kuaför'ün. Neyse birisi demiş ki bir videonun altına Sevim Karadaş'ı da inceler misin? Adam da demiş ki ben onu inceleyemem, korkarım. Elinde sopayla dükkanı basar diye korkuyorum.
İnsanlara nasıl yansıtmışım kendimi yani, düşünün. Evet, höt höt bir insan olabilirim ama her şeyin yeri ve zamanına göre yapıyorum arkadaşlar. Yani ben öyle yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Sürekli polyanlacılık yapamam yani. Bu şey sadece benim tüylerim alıyor herhalde. Siyah nokta çıkmıyor, tüy çıkıyor. Ve. Normalde niyasamidin kullanıyorum. O biraz daha gözenekler için olan bir şey ama ben şu anda şu maskeden sonra kuruluk yapacağı için nem istiyorum. O yüzden bunu böyle güzelce yedirelim. Efendim. Yine misin? Evet. Tamam bebeğim. Ne oldu? Yok bir şey, merak ettim. Kaç saattir çıkmıyor mu dedin? Şu kremi kullanıyorum göz altlarıma da. Valla başta arkadaşlar açıkçası. Şu kozmetik ürünlerinin çoğunu götürmeyeceğim Almanya'ya. Çünkü akçak kopçak bir sürü şey var. Hani böyle en lazım olacak, alışveriş yapana kadar beni kurtaracak ürünleri götüreceğim. Hani her şeyden birer tane falan. Şu serumlarımı götürürüm. Nemlendirici bir tane götürürüm atıyorum. Bir tane tonik götürürüm. Diğerlerini işte ablama bırakacağım, anneme vereceğim, arkadaşlarıma falan vereceğim. Ve hiç kullanmadığım, açılmadık olanları da sizlere vereceğim. Daha çok böyle evle ilgili eşyaları götürmek istiyorum. Kıyafetlerimden de aynı şekilde bu arada. Karar verdim yani şu an, kafamda oturttum bazı şeyleri. Diyordum ya ne yapacağımı bilmiyorum diye. O konuda kafamda oturttum. Aa harbiden, onu da söyleyeyim size. Dolap uygulamasının linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Orada mutlaka bakın. Mesela Dark Super Groom'u koydum. Şu an satışa koydum. Çok temiz bir şekilde de kullandığımı düşünüyorum. Benim işime yaradı. Artık bakın yani. İstediğim saç boylarına da geldim. O yüzden Dark Super Groom yarıdan fazla dolu içi. Onu satışa koydum ve şu an çok pahalı. Onu koydum. Onun dışında kıyafetlerimin çoğunu koyuyorum. Zaten yavaş yavaş yapıyorum bunu. Bir gün artık toplu bir şekilde yapacağım büyük ihtimalle. Ama o gün ne gün bilmiyorum. Aralıkta olur mu bilmiyorum. Dolap uygulamamın linkini bırakacağım. Oradan da istediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz. Hepsini uygun fiyatla koyuyorum. Gerçekten hani böyle o dediğim ceketleri, montları falan 40 liraya falan koydum. Hani öğrenciler de satın alabilsin diye 40-50 lira. Hani 100 liranın üstünde şey koymuyorum, ürün koymuyorum genellikle. Ürünler koyuyorum uygun fiyatla. Dolap uygulamasından satın alabilirsiniz. Zaten dolap uygulamasından gelen gelirle de dışarıdaki hayvanlara falan mama alıyorum. Onun dışında bağış yapıyorum arkadaşlar. Siz de hayır işlemiş gibi bir şey oluyorsunuz. O şekilde söyleyebilirim. Bağış yaptığım, düzenli bağış yaptığım yerler var. Onlara bağış yapıyorum. O zaman videomuz da burada bitsin. Böyle doğal doğal vedalaşalım sizinle. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.